Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde fen alan eğitiminin bilimsel süreç becerileri konusunu bir alt başlığını işleyeceğiz. Bu alt başlıktan bazı yıllar bir, bazı yıllar iki tane soru geliyor. Ee, gelen soruların yapısını ÖSYM'nin sorularından incelemenizi tavsiye ederim, ben de biraz bahsedeceğim. Örnek bir senaryo veriyor, bu senaryoda aşağıdaki öncüler veriyor. Hangi süreç basamakları gereklidir ya da yapılmıştır diye soruyor. Ve o senaryo üzerinden e, uygulama düzeyinde, bilissel uygulama düzeyinde bunu kestirmemiz ya da kavrama düzeyinde bağlamında sorular soruyorlar. Şimdi bu bilimsel süreç becerileri nedir diye baktığımızda bilimsel süreç becerileri 3. 4. sınıfta yani sınıf öğretmenleri bazında daha basit düzeyde 5. 6. 7. ve 8. sınıfta daha üst düzeyde ee, yine lise derslerinde, fizik, kimya, biyolojide de en üst seviyede çocuklar tarafından, öğrenciler tarafından yapılması isteniliyor. Tabii burası e, öğrenciler açısından biraz zor bir yer. Neden? Çünkü bilimsel düşünmek çok da bizim Türkiye'deki sınıf öğretimi içinde yapılan bir şey değil. Ben kendim tanık olduğum yerlerde genellikle öğretmen tahtaya çıkıyor, anlatıyor öğretmen merkezli olduğu için bilimsel süreç becerileri çok oturmuyor. Bilimsel süreç becerilerinin oturması için mutlaka öğrenci merkezli olarak deneyleri öğrencilerin yapması gerekiyor. Bir de fen öğretmenlerinin şimdi bilimsel süreç becerileri olarak gösterdiğimiz üç aşamalı planlama başlama birinci aşaması, uygulama ikinci aşaması, analiz ve sonuç çıkartma üçüncü aşaması olarak alt başlıkların ilişkilerini bilmesi gerekiyor. Mesela ben de bu ilişkiden çok şey öğrendim. Ee, böyle kafamda böyle yapılandırmıyordum ben. Ben bunu programlardan aldım. Sanırım 2006 programı, fen eğitim programından aldım. Ee, mesela bu programdan e, aldığım ve öğrendiğim bana anlattığı bir şey var. Bilimsel süreç becerilerinde uygulama deneyin yapıldığı kısım, öncesinde planlama, sonrasında da e, deneyin analiz edildiği, sonuç çıkartıldığı bölüm. Bu açıdan mesela benim açımdan çıkarım yapmanın tahmin ve kestirimin birinci aşamada olması çok değerli. Zaten bunun birinci aşamada hangi aşamada olduğunu kafamızda oturtturamazsak soruları da çözemeyiz. Şimdi şöyle başlayalım konumuza. Üçe ayırmıştık. Birinci aşama başlama planlamaydı. Birinci aşamanın alt başlıkları gözlemdir, karşılaştırma sınıflamadır, çıkarım yapmadır, tahmin, kestirim ve değişkenleri belirlemedir. Peki bunu ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bunu bir olayla karşılaştığımızda gözlem aslında sürecin tamamında yapılır ama başlangıçta mutlaka gözlem vardır. Mesela insanların diyelim ki Galileo'nun, Kepler'in gök cisimleriyle ilgili bir teori, bir yasa ortaya koymadan önce gök cisimlerini gözlemlemesi gerekir. Daha sonrasında karşılaştırma sıfırlama yaparak ay şöyle davranıyor, şöyle dönüyor, işte Mars'ın dönme davranışı böyle gibi e, ee, dönemler, dairesel dönem varsa bunların karşılaştırması, tabii o günkü jargonla konuşuyorum, buna karşılaştırma sınıflama diyoruz. Daha sonrasında bir deney yapmadan ya da e, matematiksel bir olaya girmeden ha şundan dolayı şu şöyle oluyor diye bir çıkarım yapması bekleniyor. Arkasından tahmin ve kestirim. Tahmin ve kestirim arasındaki fark çok önemli. Tahminler sayılara dayanmayan ne olacağına yönelik e, nitel e, ...veriler ya da sonuçlardır. Kestirim ise kesinlikle sayısaldır. Bunun detaylarına gireceğiz şimdi. Değişkenleri belirleme ise... ...mesela bir bisikletin yağlanması ve tekerleğin daha hızlı dönmesi sürecinde... E, ...bağımlı, bağımsız değişkenler neler, bunları nasıl değiştirebiliriz gibi konulardır. Uygulama basamağı, hipotez kurma, deney tasarlama... E, ...deney malzemelerini tanıma ve kullanma, deney düzeylerini kurma... ...değişkenleri kontrol etme ve değiştirme işlevsel operasyonel tanımlama, ölçme, bilgi ve veri toplama, verileri analiz etme şeklinde birazdan detaylarına gireceğiz. Son bölüm deney yaptıktan sonra analiz ve sonuç çıkartma ise 3 alt başlıkta sınıflanıyor. Bir tanesi verileri işleme ve model oluşturma, bir tanesi yorumlama ve sonuç çıkartma, bir tanesi de sunmadır. Şimdi bunların detaylarına girelim. Biraz devam edelim. Şimdi bilimsel süreç becerileri fen derslerinde öğrencilerin geliştirmesi beklediği e, bilgisayar ve motor becerilerdir. Bu bil, biraz önce bahsettiğimiz becerilerin bir kısmı sadece bilişseldir, bir kısmı sadece motordur, bir kısmı da motor ve bilişsel e, becerilerin bileşkesidir. Örneğin, hipotez kurma bir motor beceri gerektirmez. Düşünürsünüz ve bilgisayar olarak öğrenci o hipotezi kurar. Ama bazı beceriler, örneğin deney yaparken değişkenleri değiştirmek için mesela reostanın kullanılması şeklinde bilgisayar becerinin yanı sıra motor beceri de gerekebilir. Ee, şimdi gelelim bu aşamada planlama başlama aşamasında birinci e, kavramımız planlamada ve başlamada gözlemlemiştik. Nedir bu? Bir deney veya araştırma başlamadan önce gözlem verilerinden hareket ederiz. Örneğin bisikletimizde bir örnek senaryo üretmeye çalıştık burada. Bisikletimizde var olan bir teknik sorunla ilgili önceden gözlem yaparız. Diyelim ki bisikletimiz yavaş gidiyor ya da e, bir sürtünme var orada. E, ya da biz daha verimli efficiency verim diye tabir ettiğimiz o hızlı gitmesiyle ilgili ne yapabiliriz diye bir sıkıntıyı gözlemleriz. Ancak gözlem sonraki aşamalarda da kullanılabilir. Fakat gözleme dayanmadan başlangıçta gözleme olmadan bilimsel bir süreçte başlamaz. Onun için başa yazılmıştır bu gözlem. Tek başına deney içermeden gözleme dayalı bilimsel araştırmalar da yapılabilir. Bu önemli istiyorum bunu. KPSS'de de daha önce soruldu. Bilimsel süreçte bir şeyi ispat etmek için deney önemlidir. Ama deneye dayanmayan sadece gözleme ve matematiğe dayalı ispatlar da vardır. Bunu da bilmek lazım. Daha sonra araştırmamız deneysel ise kaçılmaz olarak içinde gözlemde yer alacaktır. Giriş bölümünün yani uygulamadan önceki bölümün ikinci aşaması karşılaştırma ve sınıflamadır. Bu örnek olayımızdan devam edelim. Araştırmaya başlarken gözlemlerimizi anlamlandırmak için sınıflandırırız. Örneğin Geçmiş deneyimlerimizden suyun saf veya tuzlu olduğundaki kaynama noktalarındaki farkı gözlemlemiş oluruz. Mesela ben kendi çocukluğumda e, annemin, teyzemin, babaannemin yaptığı makarnada eee tuzu sonradan attıklarını dikkatimi çekmişti. Nedenini sormuştum. O günkü aklımda çok anlayamamıştım ama bir gözlemdir. Ha bu gözlemde diyebilseydim ben diyemedim o anda. Ha tuzu sonradan atıyorlar çünkü kaynama noktası ee, etkilemesin. İşte ilk önce kaynasın sonra tuz atın. Bu bağlantıyı çıkartabilseydim aslında bir çıkarım yapmış olurdum. Fakat yapamadım. Olsun. Sadece gözlem yaptım. Gözlem daha sonra çıkart ee, çıkarım yapılacak şeyler için bir tohumdur. Bu tohum işlenirse güzel çıkarımlara ulaşır, ulaşır öğrenciler. Gelelim çıkarım yapma sürecine. Diyelim ki engelli bir, engebeli arazide düz arazide bir bisikletten ses geldiğini varsayalım ee, ve bu sorunun amortisörlerle değil de zincir ve mille ilgili olduğunu varsaydık. Ya bundan gelen ses amortisörden değil, zincirden geliyor diyebilmek ya da benim biraz önceki örneğimde annemin tuzu sonra da atmasının sebebi şudur diyebilmek bir çıkarım yapmaktır ki önemli bir beceridir çocuklara bunun kazanmasını istiyoruz. Gelelim tahmine. Tahminin sayısal değil, nitel olduğunu söylemiştik. Bu bisiklet örneğinden yürüyecek olursak, zinciri yağlarsam sorun çözülür demek bir tahmindir. Bir başka örnek verelim. Galileo'nun, Kepler'in, şöyle giderse yıldız şuradan geçer, işte şu gezegen şuradan geçer diye bir sene, iki sene sonraki olayları tahmin etmesi tahmin olarak tanımlanır. Tabii ben bunu Galileo ile Kepler ile ilgili şimdi Faraziye olarak söyledim ama bunun gerçek, reel bir karşılığı vardır. Meşhur matematikçi Gauss geçmişte fizikle, gökbilimiyle de uğraşmış. Sadece matematiksel verilerle bir kuyruklu yıldızın ya da bir gezegenin ne zaman geçeceğini Almanya'da çok ses getirmiş, tahmin etmiş ve şu gün şu saatte geçecek falan demiş. Şimdi bu geçecek demesi, şöyle olacak demesi bir tahmindir. Ama sayı vermesi, şu tarihte geçecek, şu hızla geçecek demesi de bir kestirimdir. Bu bağlamda tahminle kestirim arasındaki fark sayısal ya da sayısal olmamasıyla alakalıdır. Devam edelim. Kestirim kavramını anlattık aslında. Bir daha tanımlayalım. Tahmin, nicel durumlarla ilgilidir. Kestirim ise, pardon özür dilerim yanlış söyledim. Tahmin, nitel durumlarla ilgilidir. Ne demek nitel? Mesela kırmızıdır, çok büyüktür, geniştir yakıcıdır. Yanacak, yan, yanmayacak, batacak, batmayacak demek e, nitel tahmindir. Kestirim ise nicel durumlarla ilgilidir. Ne demek nicel durumlar? Mesela %10 oranında batacak. İşte şu hızla geçecek demek de e, kestirim olarak, nicel olarak tanımlanıyor. Biraz önceki bisiklet örneğimize dönecek olursak yağlanma sonrasında yaklaşık %10 enerji tasarrufu sağlayacağız. Ve sesi %80 oranında azaltırız dememiz de sayılara dayalı bir kestirimdir. Bir diğer kavramımız değişkenleri belirleme. Yine bu örnek bisiklet olayından devam edecek olursak bu olayda yağlama ve yağ miktarını bağımsız değişken, ses düzeyini ve verimliliği ise bağımlı değişken olarak tanımlayabiliriz öğrencilere deney sırasında sadece bir bağımsız değişkenle ilgilenilmesi gerektiğini, diğer faktörlerin incelenmesine sonradan geçilmesi, o deneyin içine karıştırılmaması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Bu da bir soru değeri taşıyor arkadaşlar. Hipotez kurarken mutlaka bir bağımsız değişkenle bir bağımlı değişkenin ilişkisi üzerinden hipotez kurulmalıdır. Tabii bir şey etkileyen bir tane değil, iki tane faktör olabilir. Ama iki tane faktörü incelemek istiyorsak iki farklı deney ve iki farklı hipotez kurulması gerekiyor. Bu bağlamda daha önceki yıllarda aşağıdakilerin hangisi hipotez değeri taşır ya da taşımaz gibi sorular vardı. Burada bilmemiz gereken birinci unsur hipotezler kesinlikle bilim konusu olmalıdır. Mesela estetik değer üzerine hipotez yazılması bilimsel çalışmalarda söz konusu değildir. Örneğin bu resim diğer resimden daha güzel. Ee, bu yaptığımız... Tasarım öbür tasarıma göre daha estetik demek bilimsel bir hipotez değildir. Ama bilimsel hipotezlerin ee, ana noktasında bilimin konusu olması doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olması gerekir. Bu bir. İkincisi biraz önce söylediğimiz bir bağımsız değişkenle bir bağımsız bağımlı değişkenle bir bağımsız değişkenin yani iki tane birebir etkenin karşılıklı etkileşimini incelemek gerekir. Peki bunu inceledik ama etkileşim yok dedik. Olsun bu da çok değerlidir. Etkileşim olmadığını bulmak da bilimsel bir sonuçtur. Devam edelim. Ee, gelelim bilimsel süreç becerilerinin ikinci öbeğine uygulama aşaması. Uygulama aşamasında... Birinci başlığımız hipotez kurma. Hipotez kurmanın bazı şartları vardır. Aslında biraz önce bunlardan biraz bahsettik. Şimdi daha detaylandırarak ve netleştirerek söylüyorum. Bu şartların birincisi hipotezin konusunun bilgi ve bilimle ilgili olmasıdır. Subjektif konularda biraz önce söylediğimiz gibi estetik konusunda bilimsel hipotez anlamlı değildir. İki, hipotez doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olmalıdır. Sormadılar ama bu konuyla bilimin doğasını ilişkilendirerek Doğrulama, yanlışlama üzerinden soru sorabilirler. Hipotezlerin doğrulanarak ilerlediği ve bilimin doğrulanarak ilerlediği konusu ve görüş kime aittir diye sorabilirler. George Sarton'a aittir. Yanlışlama ile ilerlemek kime aittir diye sorabilirler. Bu Karl Popper'a aittir. 3. Doğrulama ve yanlışlama ile değil, paradigmalarla bilim ilerler. Bu görüş kime aittir diye sorabilirler. Bu da Thomas Kuhn'a aittir. Şimdi üçüncü şartımıza gelelim hipotez kurmak için. Hipotezlerin ihtiva etmesi, içermesi gereken üçüncü özellik ise cümlelerin olumlu veya olumsuz cümle kalıbında yazılabilmesi ama sınanabilir, deneylenebilir olmasıdır. Dördüncü cümlemiz e, şey şartımız hipotezler için şartımız ise e, hipotez cümlesi bir bağımsız değişkene bir bağımlı değişkene odaklanmalıdır. İki tane bağımsız değişkenden bahsedilemez böyle bir şey yapılmak isteniyorsa, iki faktör incelenmek isteniyorsa, iki farklı deney yapılmalıdır. Gelelim <laughs> deney tasarlama sürecine. Deney tasarlama süreci, insanoğlunun ki derslerde de öğrencilerin, deney uygulamasını zihninde çocuğun canlandırmasıdır. Ha şunu yaparsam şunu ölçeceğim şöyle olacak demesidir. Bir başka aşama deney malzemelerini tanıma ve kullanma Örneğin bisiklet örneğimize dönecek olursak bisiklet için kullanabilecek uygun yağı seçme ya da farklı yağları denemek için o malzemeleri tanımak bu aşamayla ilgilidir. Bir diğer basamağımız deney düzeneyi kurmaktır. Ee, bisiklet örneğimizden konuşacak olursak neresinin yağlanacağı, bunu nasıl yapacağımız bunların yapılması e, deney düzeneyi kurma basamağıyla alakalıdır. Evet devam edelim. Bir diğer basamak işlevsel operasyonel tanımlamadır. Şimdi bu da daha önce KPSS'de sorulmuş bir nokta. Ee, bir antiparantez, bir anekdot iletmek istiyorum. ÖSYM'de sorulmuş sorular mutlaka ve mutlaka fen alan eğitiminin yanı sıra, fen mix öğretmenin yanı sıra fizik, kimya, biyolojinin de sorularını incelemenizi tavsiye ederim. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü e, orada sorulan, fizikte sorulan bir soru ertesi yıllar daha basit düzeyde yani Fizik sonuçları lise dersidir. Fen bilgisi ortaokul dersidir. Ortaokul versiyonları karşımıza çıkabilir. İşlevsel operasyonel tanımlama bilimsel araştırmada aslında iki tanımlama vardır. Bir betimsel tanımlama, iki operasyonel tanımlama. Gözlem yönteminde kullanılan tanımlamamız betimsel tanımlamadır. Örneğin bir laboratuvar çalışmasında bir preparatın gümüşle boyanması ya da boyanmaması. <laughs> Pardon. Efendim kırmızı oldu ya da kırmızıya boyanmadı denmesi betimsel bir tanımlamadır. Bu bağlamda betimsel tanımlama sayılara dayanmayan nitel e, tanımlamalardır. Oysa operasyonel tanımlama mutlaka sayıya dayanır. Örneğin bisiklet olayında yağlanma sesi azalttı veya <laughs> bu azaltma oranı yüzde, e, 10 gram yağ sürdüğümüzde %80 oranında azalttı gibi sayısal bir ilişki haline kurduğumuz anda bir denklem haline getirdiğimizde bu operasyonel tanımlamadır operasyonel işlevsel tanımlama mutlaka bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki sayısal ilişkileri göstermekle alakalıdır. Bir diğer alt başlığımız <laughs> pardon, ölçmedir. Ölçme bağımlı ve bağımsız değişkenlerin deney süreci içinde incelenmesi kayıt altında alınmasıdır. Devam edelim. Bir başka alt başlığımız bilimsel süreç becerileri içinde bilgi ve veri toplamadır, verileri kaydetmedir. Yapılan e, deneyin sonuçlarının bazen grafik halinde, bazen e, döküm halinde, e, bazen ayrık olaylar şeklinde sınıflandırılarak e, not edilmesi kayıt altında alınmasıdır. Bir başka aşamamız e, analiz ve sonuç çıkartmak ki bu uygulamadan sonra son bölümdür. Artık deneyimiz bitmiştir. E, şurada gösterdiğimiz gibi bir grafik oluşturmak ve bu grafikte Fonksiyonel bir denklem halinde bunu ifade edebilmek analiz ve sonuç çıkartmanın veri işleme ve model oluşturma aşamasıdır. Bu bisiklet örneğimizde yağ miktarı ile efficiency yani verim arasındaki ilişkinin grafiğini çocuk çıkartabilirse ki bu anca 8. sınıf 7. sınıfta belki olabilecek bir süreçtir. Öğretmen desteğiyle olabilir 7. 8. sınıfta. Çok güzel bir e, bilimsel süreç becerileri çocuğun kafasında oturmuş olur. Evet. Son olarak verileri yorumlama, sonuç çıkartma. Şu düzeyde yağlama maksimum verim sağlıyor. Bu düzeyden sonra yağ verdiğimiz hale yağ bir sonuç üretmiyor gibi bir sonuca ulaşması. Aslında grafiği okumuş oluyor çocuk. Buna da verileri yorumlama, sonuç çıkartma diyoruz. En son olarak da bilimsel süreç becerilerinin son basamağı sunmadır. Bilimsel araştırmaların ...gruba sunulması, tartışılması, değerlendirilmesi... ...tabii bu süreç içinde öğretmende yapılan hatalar varsa... ...ya da ipucu sorularla bazı şeyler sorabilir... ...buna da sunma süreci diyoruz. Bu da becerilerden bir tanesidir. Bu becerinin içinde tabii konuşma vardır, psikomotor beceriler vardır... ...bilgi teknolojisini kullanma e, gibi ek unsurlar da söz konusudur. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bilimsel süreç becerilerini konuştuk. E, bilimsel süreç becerilerinin tekrar söylüyorum... Bir veya iki soru çıkıyor. Senaryo üzerinden çıkıyor. Bunları senaryoları da kazanımlarla ki son videolarımızda onları söyleyeceğiz. Ee, kesinlikle senaryoları kazanımlar üzerinden soruyorlar. Şimdilik hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.